Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Vakit kaybetmeden 1. soruyla başlayalım. Hangi sayıyı 19'a bölersek bölüm 13, kalan 0 olur denmiş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir bölme işlemi gerçekleştirsek. 19'a böldüğümüzde bölüm 13, kalan 0 olması gerekiyor. A gibi bir sayıyı. Zaten bizden de bu A sayısı soruluyor. Benim A sayısına ulaşabilmem için bölenle bölüm kısmını çarpmam ve kalanı eklemem gerekiyor. E kalanımız sıfır olduğu için de arkadaşlar herhangi bir ek yapmama gerek yok. Şu iki sayıyı çarptığım takdirde A'ya ulaşabilirim. Hadi şurada 19 ile 13'ü şimdi çarpalım. 3 kere 9 27. 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. 1 kere 9 9. 1 kere 1 1. Hadi toplayalım. 7. 9 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Şu elde 1'i bu 1'e eklersek ne yapar? 247 sonucunu bana verdi. Demek ki A değeri kaç çıkıyormuş? 247 çıkıyormuş. Geldik ikinci sorumuza. Marketten kilogramı 8 TL olan zeytinden yarım kilo, kilogramı 12 TL olan peynirden de 1 kilo alan Şeyma kasiyere 20 TL vermiştir. Acaba Şeyma kaç TL para üstü alır kasiyerden? Öncelikle kilogramı 8 TL olan zeytinden yarım kilo almış ya Buna ne kadar para ödemesi gerekir onu bulalım. Yarım kilo dediğine göre ve bir kilosu 8 TL olduğuna göre 8'in yarısını alırız. 8'in yarısı ne yapar? Bölme işlemi yaparaktan işi uzatmak istemiyorum. 4 TL yapar öyle değil mi? 4 TL'lik bir ödemem var. Şimdi devamına bakalım. Kilogramı 12 lira olan peynirden de 1 kilo. Zaten bu 1 kilo olduğu için 12 liralık da bir ödemem var. Bunu da şöyle yazalım. Ve toplamda da 16 liralık bir ödemem olması gerekiyor. Çünkü peynire 12, zeytine 4 lira ödedim. 12 ile 4'ün toplamından da 16 lira ödemem var. O halde son durumda Şeyma kasiyere 20 lira verdiğine göre geriye ne kadar para üstü alması lazım nasıl bulunur? 20 liradan 16 lirayı çıkartarak buluruz. Bu da 20'den 16 çıkarsa 4 TL olarak karşımıza çıkar. Demek ki bizden istenilen cevap kaçmış? 4'müş. Sırada üçüncü sorumuz var. Zafer Bey 1250 TL'ye bir TV, 4300 TL'ye bir oturma grubu ve tanesi 350 TL olan halıdan da iki tane almıştır. Aldıklarını peşin fiyatına 5 taksitte ödeyeceğine göre her ay kaç TL taksit öder diye bize sorulmuş. Şimdi televizyona ne kadar ödeyeceği belli. Oturma grubuna ne kadar ödeyeceği yine belli. Ama halıya toplamda ne kadar ödeyeceğini bulmamışız. Çünkü tanesi 350 TL ve biz bu halıdan iki tane almışız. 350 ile öncelikle 2'yi bir çarpalım. Öyle değil mi? 350 çarpı 2 ne yapıyor? Bir bakalım. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. Elde var. 1. 2 kere 3, 6. 1 de elde 7. Demek ki 700 TL'de ne yapıyor? Halıya ödüyor Zafer Bey. Toplamdaki harcamasını bulalım şimdi de. 1250 televizyon için. 4300 oturma grubu için. 700 de halı için. Toplam harcamamız burası 0. 5, 0, 0, burası 5. 7, 3 daha 10. 2 daha 12 elde var. 1, 12'nin ikisi buraya yazdık. Eldemiz 1 burada. 4, 1 daha 5, 1 de elde 6. 6.250 TL ödemesi vardır Zafer Bey'in. Ve bu ödemesini peşin fiyatına 5 taksitte ödeyeceğine göre aylık taksitini bulalım. Nasıl bulacağız? 6.250'yi 5'e bölerek. Hadi bölelim burada. 6250 bölü 5. 6'nın içerisinde 5 bir defa. 1 kere 5 5. Çıkardık 1 kaldı. 1'de 5 yok. Şu 2'yi aşağıya indirdik. 12'nin içerisinde 5 2 defa. 2 kere 5 10. Çıkardık 2 kaldı. 2 de 5 yok. Şimdi de aşağıya 5'i indireceğiz. 25'in içerisinde 5 5 defa. 5 kere 5 25. Çıkardık 0 0 kaldı. Şu 0'ı da buradan alıp buraya yazacağız. 1250 TL aylık ödemesi vardır Zafer Bey'in. Şimdi de dördüncü sorumuzla devam edelim. Bir hayvanat bahçesini cumartesi günü 12.195 kişi ziyaret etmiştir. Pazar günü ise cumartesi günü ziyaret edenlerin sayısından 1084 kişi daha fazla ziyarete gelen kişi olmuştur. Buna göre hafta sonunda bu hayvanat bahçesini toplamda kaç kişi ziyaret etmiştir diye bize sorulmuş. Şimdi cumartesi günü 12.195 ya Pazar gününü bulabilmem için ben 1084'ü buna eklemek durumundayım. Hadi ekleyelim ve pazarı bulalım. 5, 4 daha 9. 9, 8 daha 17. 17'nin 7'si elde birimiz var. 1, 0 daha 1, 1 de elde 2. 2, 1 daha 3. Bu 1'i de buraya yazdık. 13.279 kişi pazar günü ziyaret etmiş. Cumartesi günü de bu kadardı. Ve bize hafta sonu deniliyor. Cumartesi ve pazarın toplamı soruluyor. Hadi toplayalım. 12.195 ile 13.279'u toplayalım arkadaşlar. 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 9, 7 daha 16. 1 de elde 17. 17'nin 7'si elde yine birimiz var. 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. 3, 2 daha 5. 1, 1 daha 2. Demek ki hafta sonu bu hayvanat bahçesini toplamda 25.474 kişi ziyaret etmiş arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 64'e eşittir diye sorulmuş. Bakın doğal sayıların karesi ve küpüyle alakalı bir soru. Hemen bulmaya çalışalım. 6'nın küpü ne demek? 6'yı 3 defa yan yana koyup çarpacağımız anlamına gelir. Bu da 6 kere 6 36. 36 kere 6 216 sonucunu verir. 64'e eşit mi? Hayır. Geldik B seçeneğine. 4 üzeri 3 bu da. 3 tane 4'ü yan yana koyup çarpacağımız anlamına gelir. Bakın 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. He, bakın bu da 64. Demek ki doğru seçenek Bursa seçeneği. Ama biz yine de hem C'yi hem de D'yi bulalım. Bu kez 9'un karesi. Bu da 9'u iki defa yan yana koyup çarpacağımız anlamına gelmektedir. 9 kere 9 81 bakın olmadı. D seçeneğine baktığımızda 7'nin karesi karşımıza çıkıyor. Bu da 7'yi iki defa yan yana koyup çarpacağımız anlamına gelmektedir. 7 kere 7 49 yapar. Bu da 64'e eşit değildir. Demek ki doğru seçenek Bursa seçeneği. Altıncı sorumuza baktığımızda parantezli işlemler sorusu bizi karşılıyor. Okuyalım sorumuzu. Aşağıda verilen parantezli işlemlerden hangisi yanlış çözülmüştür denmiş. Hemen bakalım isterseniz. A seçeneği ile başlayalım. 10 artı parantez içerisinde 12 bölü 3 14 yapıyor denmiş. Burada toplam ve bölme işlemleri var ama öncelik parantezindir. 12'yi 3'e böldük 4 yaptı. 10 ile 4'ü topladık 14. Bu doğru arkadaşlar. Gelelim B seçeneğine. Yine bu kez çıkarma ve çarpma işlemi var. Öncelik parantezindir. 2 ile 3'ü çarptım 6 yaptı. 9 eksi 6 he, bakın 3 çıkması gerekirken burada 21 yazıyor. Bu yanlış çözülmüş arkadaşlar. Bunu yanlış çözen öğrenci nasıl yanlış çözmüş peki? Paranteze önceliği vermemiş 9'dan 2'yi çıkartmış 7 demiş 7 ile 3'ü çarpıp 21 demiş olmaz bu yanlış arkadaşlar. Gelelim C seçeneğine 8 bölü 4-2 burada her ne kadar bölme işlemi öncelikli olsa da parantez bölmeden de önceliklidir. 4-2 2 yapar 8'i de 2'ye bölersek 4 yaptı bu doğru. Gelelim buraya D seçeneğine. 0 çarpı 7 artı 13 var burada da arkadaşlar. Yine çarpma işlemi her ne kadar öncelikli olsa da toplamaya göre. Ama burada parantez olduğu için parantez çarpmanın önüne geçer. 7 ile 13'ü topladım 20. 20 ile 0'ı çarptım 0. Doğru. Çünkü 0 yutan elemandır biliyorsunuz çarpma işleminde. O zaman bizden istenilen yanlış çözümün olduğu şık yani doğru şık Bursa seçeneği olmuş oldu. Sırada yedinci sorumuz var bakın. Birim kesirlerle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. Paydası bir olan kesirlerdir deniliyor. Hayır arkadaşlar payı bir olan kesirlere birim kesir denir. Şöyle yazalım payı bir olması gerekir. Zaten yanlış olan soruluyor. Direkt Adana seçeneği yanlış olmuş oldu. Burası yanlış. Gelelim B'ye, C'ye, D'ye. Bunlar doğru mu? Sıfırla bir arasındadır. Arkadaşlar örnek verelim. 1 bölü 3. 1 bölü 8 gibi kesirler birim kesirlerdir payı 1 olan kesirlerdir bunlar ve bunların tamamı dikkat ederseniz payı paydasından küçük olan kesirlerdir ve doğal olaraktan basit kesir oldukları için 0 ile 1 arasında kendilerine yer bulurlar bu doğru olmuş oldu basit kesirlerdir az önce söyledim basit kesir olduklarını bu da doğru paydası büyüdükçe kesrin değeri küçülür birim kesirlerin arkadaşlar pay kısımları hep 1 yani hepsi birbirine eşit olduğu için Payı eşit olan kesirlerdeki sıralamada ne diyorduk? Paydası küçük olan büyük, paydası büyük olan küçük oluyordu. Burada da paydası büyüdükçe kesrin değeri küçülür demiş. Bu da doğru bir değerlendirme. Demek ki yanlış olan değerlendirme yani doğru şıkkımız hangisi? Adana seçeneği. 8. soruya geldik. Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi sayı doğrusunda sıfıra daha yakındır denmiş. Yani arkadaşlar aslında bize şu soruluyor. Hangisinin paydası daha büyüktür? Bu soruluyor. Paydası büyük olan hangisi? Ceyhan seçeneğindeki 53. Çünkü payı hepsinde bir. E payı eşit olan kesirlerden paydası büyük olan en küçük oluyordu. E en küçük olan da doğal olarak sayı doğrusu üzerinde sıfıra en yakın olandır. Demek ki doğru seçenek Ceyhan seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Sırada 9. sorumuz var. Bir bileşik kesir ile tam sayılı kesir karşılığı aşağıdaki gibidir. Bakın 35 bölü 9, A tam B bölü C şeklinde yazılıyormuş. Buna göre B bölü A kesrini ve tam sayılı kesir karşılığını bulunuz denmiş bize. Öncelikle şu ABC değerlerini bir bulalım. 35'i 9'a bölerek. 35'in içerisinde 9 kaç defa var? 3 defa. 3 kere 9, 27. Çıkardık. Kaç kaldı? 8 kaldı. Biz bunu tam sayılı kesir karşılığı olaraktan yazdığımızda 3 tam 8 bölü 9 olarak yazarız. O halde burada A'nın değeri 3, B'nin değeri 8, C'nin değeri de 9 olur. Benden de B bölü A kesrini bulmam isteniliyordu. B bölü A ne olur o halde? B'yi 8 olarak buldum. A'yı da 3 olarak. 8 bölü 3 benden istenilen birinci sorunun cevabı. Ama bir de ikinci sorumuz var. Tam sayılı kesir karşılığını da bulunuz denmiş. 8'i 3'e böleceğiz o halde. Hemen bölelim. 2 kere 3 6 çıkardık 2 kaldı. Buradan biz 8 bölü 3 kesirinin tam sayı karşılığını tam sayılı kesir karşılığını nasıl yazarız? 2 tam 2 bölü 3 diye yazabiliriz. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusunda 2 ile 3 arasında değildir denmiş. Arkadaşlar şu görmüş olduğumuz kesirlerimizi tamamını tam sayılı kesire çevirelim. Tam kısmı 2 olmayan 2 ile 3 arasında değildir. Hemen bulmaya çalışalım. 5'i 2'ye bölelim. 2 kere 2 4 çıkardık 1 kaldı. Şu tam kısmıdır. O halde bu 2 olduğu için 2 ile 3 arasındadır. Gelelim buraya. 7'yi 3'e bölelim. 7'nin içerisinde 3 2 defa 2 kere 3 6 çıkardık 1 kaldı. Yine tam kısmı 2. Bu da arkadaşlar 2 ile 3 arasındadır. 16'yı 5'e bölelim. Bakın hee, 3 kere 5 15 çıkardık 1 kaldı. Bunun tam kısmı 3'tür arkadaşlar. Bu kesrimiz 3 ile 4 arasındadır. O halde 2 ile 3 arasında olmayan doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneği çıktı. Ama biz yine de Denizli seçeneğine de bir bakalım. 25'i 12'ye bölelim. 25'in içerisinde 12 2 defa 2 kere 12 24 çıkardık 1 kaldı. Bunun da tam kısmı 2 olduğuna göre yine bu da 2 ile 3 arasındaki kesirlere bir örnektir. Geldik 11. sorumuza. Aşağıda bir modelleme verilmiştir. Verilenlerden hangisi bu modele denk bir kesirdir diye bize sorulmuş. Dikkat ederseniz modelimizde 4 eş bölüme ayrılmış 4 eş dikdörtgenin olduğu bir model. Peki bunun hangi parçası boyanmış? Bir parçası boyanmış. E o halde ben bunu 1 bölü 4 diye ifade edebilirim. Tamamı 4 parça boyalı parçası 1 parça kesrimiz 1 bölü 4 şeklinde gösterilebilir. Şimdi 1 bölü 4'e denk bir kesirdir diye bize sorulmuş. Şıklardan hangisi? 1 bölü 4'e denktir. Her bir şıkkın altına 1 bölü 4'ü şöyle bir yazalım isterseniz. Her birinin altına 1 bölü 4'ü yazdık. Şimdi A seçeneğine baktığımızda pay kısmı kaç? 2. O zaman bunu 2 ile genişletelim. Bir bakalım. 2 kere 1 2. 2 kere 4 8. E 2 bölü 8. 2 bölü 9'a eşit mi? Hayır. O zaman bu olmaz. Gelelim buraya. Bunun pay kısmı 5 ya. Bunu da 5 ile genişletelim. 5 kere 1 5, 5 kere 4 20, 5 bölü 20, 5 bölü 15'e eşit mi? Hayır bu da olmadı. Şimdi bunu deneyelim. Pay kısmı 3 ya 3 ile genişletelim. Bakın he, 3 kere 1 3, 3 kere 4 12. Gördüğünüz gibi 3 bölü 12, 3 bölü 12. Bu ikisi birbirine eşit. O halde 3 bölü 12 kesri 1 bölü 4 kesrine denk bir kesirdir. Doğru seçenek C seçeneği. Biz yine de şunu da deneyelim. 6 ile genişletelim payında 6 olduğu için. 6 kere 1 6, 6 kere 4 24. 6 bölü 24 6 bölü 15'e eşit mi? Hayır eşit değil. O halde 6 bölü 15'te 1 bölü 4'e denk bir kesir değildir. Sırada 12. sorumuz var. Aşağıda birbirine denk iki kesir verilmiştir. Kesirlerimizi okuyalım. A artı 2 bölü 7 ile 9 bölü 21. Buna göre A nedir denmiş. Arkadaşlar şöyle yan yana yazalım. A artı 2 bölü 7. Bu ikisi birbirine denk olması gerekiyor. 9 bölü 21 kesriyle şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar 7'den 21'e herhangi bir harfli ifade yok ve kaç kat artmış? 3 kat bir artış söz konusu bakın. 7'nin 3 katı 21 olmuş. O zaman A artı 2'nin de şöyle 3 katı ne olmak zorunda? 9 olmak zorunda. Tersten düşünürsek. Neyin 3 katı 9'dur arkadaşlar? Herkesin 3 dediğini duyar gibiyim. O halde A artı 2 3'tür. Peki yine şöyle bir soruyu kendimize soracağız. A artı 2 3 ise ben neye 2 eklersem 3 yapar? Evet 1'e 2 eklersem 3 yapar öyle değil mi? 1 artı 2 3 yaptığı için A'nın değeri 1'dir. Bizden de A değeri isteniliyordu. Demek ki cevap A eşittir 1'dir arkadaşlar. Şimdi de 13. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. Bakın A, B, C, D 4 şıkkımızda da paydalar eşit. Paydalar eşit olduğunda payı büyük olan büyük, payı küçük olan küçük oluyor. Yani pay kısımlarında küçükten büyüğe doğru bir sıralama olması gerekiyor. 2 4 5 küçükten büyüğe doğru bir sıralama var. A seçeneğinde bu doğru. Gelelim B seçeneğine. 11 12 13. Burada da küçükten büyüğe doğru bir sıralama var. Bu da doğru. Ha burası da B yazılmış. Bunu C seçeneği diyelim arkadaşlar şöyle. 7 8 9. Burada da küçükten büyüğe doğru bir sıralama var. Bu da doğru. Pardon burada işaretimiz büyüktür yazıyormuş arkadaşlar. Biz küçüktüre alıştığımız için A ve B seçeneklerinde küçüktür vardı. Burada büyüktür var. Evet bu o halde yanlış seçenek olmuş oluyor. Çünkü arada büyüktür işareti olduğu için burada büyükten küçüğe doğru bir sıralama olması lazım. Böyle bir şey söz konusu olmadığı için doğru seçeneğimiz C seçeneği. Tekrar söylüyorum burayı yanlışlıkla B yazmışız. Bu seçeneğimiz C seçeneği ve doğru cevap da bu çıktı. Gelelim buraya. D seçeneğine baktığımızda 8 bölü 7, 4 bölü 7, 1 bölü 7. Yine büyükten küçüğe bir sıralama var ve yine paydalar eşit. 8, 4, 1 pay kısımları büyükten küçüğe doğru sıralanması gerekiyor ve o şekilde sıralanmış. Bu da doğru arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz burası olmuş oldu. Geldik 14. sorumuza. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır diye bize sorulmuş. Şıklarımıza baktığımızda hepsinin paydası eşit ve kolay bir şekilde bu işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Hadi o halde sırayla şıklarımıza bakalım. 1 bölü 5, 1 bölü 5 toplarsak paylarını topluyoruz. 2 bölü 5 yapar. Bu doğru. 3 bölü 7, 4 bölü 7 toplarsak 7 bölü 7 yapar. Her ne kadar burada 7 bölü 7 yazmasa da 7 bölü 7 zaten bir tam demektir. Bu da doğru. C'ye bakalım. 3 bölü 8, 1 bölü 8. Toplarsak 4 bölü 8 yapması lazımken burada 4 bölü 16 yazıyor. Bu ikisi birbirine eşit değerler değildir. O sebeple bu yanlış doğru seçenek Ceyhan seçeneği. Geldik D'ye. 11 bölü 7 eksi 3 bölü 7. 11'den 3 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 8 kalır. Bunu da 8 bölü 7 olarak yazabilirim. Tabi bu bileşik kesir hali. Tam sayılı kesire çevirdiğimizde de Bakın şurada 8'i 7'ye bölelim. 8'in içerisinde 7 bir defa. Bir kere 7, 7 çıkardık. 1 kaldı. Nasıl yazarız? 1 tam 1 bölü 7 diye yazabiliriz. Zaten bu da burada gösterilmiş. Bu da doğru olmuş oldu. Yanlış seçenek yani bizden istenilen Ceyhan seçeneği. 15. sorumuza bakalım birlikte. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Yine bir sıralama sorusu ama bu kez pay kısımları eşit. Pay kısımları eşit olan kesirlerde paydası küçük olan büyük, paydası büyük olan küçük oluyor arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru bir sıralama söz konusu olduğu için hepsinde küçüktür işareti var bakın. O zaman paydası büyük olanlar solda olacak. Paydası küçük olanlar ise sağ tarafta olacak arkadaşlar. Hangisi doğrudur denmiş? Bir bakalım. 3 5 8 payda burada küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Büyükten küçüğe doğru sıralanması gerekiyor. Bu yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Burada da büyükten küçüğe doğru bir Sıralama söz konusu. Bakın 45 30 15. Sorunun başında söylemiştik. Payı eşit olan kesirlerde paydası büyük olan küçük oluyordu. O halde paydalardaki bu büyükten küçüğe doğru olan sayılarımızın sıralaması doğru olmuş oldu. Bizden de doğru seçenek isteniliyordu. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği olmuş oldu. Yine de C ve D'yi kontrol edelim arkadaşlar. Pay kısımları eşit. Büyükten küçüğe doğru sıralanması lazım. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış yanlış pay kısımları eşit büyükten küçüğe doğru sıralanması lazım küçükten büyüğe doğru sıralanmış yine yanlış. 16. sorumuzda 1K sayısının 1 bölü 3 eksiği 5 bölü 6'dır denmiş bu sayı kaçtır diye bize sorulmuş. K gibi bir sayıdan arkadaşlar biz 1 bölü 3 çıkardığımızda 5 bölü 6'ya ulaşıyormuşuz. Burada bize K değeri soruluyor. Şimdi burada yapmamız gereken işlem şudur arkadaşlar. Ters işlem uygulamak. Ters işlemi nasıl uygulayabilirim? Burada çıkarma var ya. Şimdi 5 bölü 6 ile 1 bölü 3'ü işleme sokmak istiyorsam toplama işlemi yapmak zorundayım ki ben k değerine ulaşabileyim. Hadi yapalım toplama işlemimizi. Paydaları farklı olduğuna göre hemen payda eşitleme yoluna gideceğim. Şöyle 1 kere 5 5. 1 kere 6 6. 2 kere 1 2. 2 kere 3 6. Toplarsak 7 bölü 6 yapmış oldu. Benim k değerim. Eğer bu k değeri benden tam sayılı kesir olarak istenseydi 7'yi 6'ya bölerek tam sayılı kesir halini de rahat bir şekilde gösterebilirdim. 17. sorumuzda çok güzel bir soru var bakın. Ali bakkala uğrayıp okula gitmek istiyor. Ev, bakkal, okul. Bakkal ortada, ev ve okul gördüğünüz gibi uç kısımlarda. Ev ile okul arası mesafe 9 bölü 5 kilometredir. Bakkal ile okul arasındaki mesafede 3 bölü 4 kilometre olduğuna göre. Bakın şurası 3 bölü 4 kilometre. Şu tamamı ise 9 bölü şurası 5 kilometredir. Peki buna göre ev ile bakkal arasındaki mesafe kaç kilometredir? Şu aralık soruluyor arkadaşlar bize. Tamamı belli. Bir kısmı da verilmiş, diğer kısım soruluyor. Ne yapacağız? Tamamından verilen kısmı çıkartacağız. O halde 9 bölü 5'ten 3 bölü 4'ü çıkartırsam doğru cevabı ulaşır mıyım? Evet, ulaşırım. Paydalar farklı olduğuna göre hemen paydalarımızı eşitleyelim. Kaçta eşitlenir? 20'de eşitlenir. 4 kere 9 ne yapar? Şuradan devam edelim. 36 yapar. 4 kere 5'te 20 yaptı arkadaşlar. 5 kere 3 15. 5 kere 4 yine 20 yaptı. 36'dan 15 çıkartırsam ne yapar? 21 yapar. Şöyle yazalım 21'i. Paydamızda da 20. Demek ki 21 bölü 20 gibi bir değer yapar. Ev ile bakkal arasındaki mesafe. 18. sorumuzla videomuza veda edeceğiz arkadaşlar ama bu sorumuzu size ödev olarak vermek istiyorum. Cevaplarınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Tabii ki sorumuzu da okuyalım. Bir çiftlikteki hayvanların yarısı tavuktur. Çiftlikteki hayvanların 1 bölü 3'ü de ördektir. Çiftlikte toplam 180 hayvan olduğuna göre tavuk ve ördek dışında geriye kalan hayvanların sayısı kaçtır diye bize sorulur. <laughs>